Ben teslim olacağım. Sen daha okuyacaksın. Bana söz verdin biliyorsun. Çok güzel bir hayat var önünde. Her şey daha yeni başlıyor. Anne. Efendim anneciğim. Ezo. Ne dedi ben anlamadım. Halüsinasyon görüyor galiba. Anne dedi. Ya anne, aldık kızı getirdik eve kadar. Ya bir şey olursa. Hiçbir şey olmaz. Mert Efendi nerede bu arada, bir şey söyledi mi? Arkadaşında kalacakmış bu gece. Aman iyi. Dolaşmasın ayağımın altında. Bir de onunla uğraşamam. Anne. Hı? Haber versemedik ha. Merak etmesinler. Oğlum. İki yalnız kalın diye kızın peşinden koşuyoruz. Gelmiş ayağımıza bayılmış. Fırsat bu fırsat. Bir gece şöyle misafir edelim ya. Bir bakalım. Sen de biraz git başında dur. Uyanınca ilk seni görsün oğlum. Mimlendik biz. Başımıza dert açacaksın. Ya kız evine gitmek istemedi. Biz de mecbur buraya getirdik yani. Sorduklarını da bu. Tamam. Uyanınca bir sıcak çorba falan içsin dedim ama... gece gece hiç uğraşamayacağım. Ara çağır gelsin bir yerden. Bu arada... duyacak. Ay duymaz. Cavidan nasıl kuduruyordur şimdi var ya. Ay beter olsun, pis. Ha bir de bir şey söyleyeceğim. Şaka maka, yabani mabani ama çok güzel kız ha. Bilmem, alıcı göze bakmadım. Sen. Pardon. Uyandırdım. Ne işin var burada ya? Günaydın. Kim giydirdi bana bunları? Ben. Elinde ağırmış. Annem giydirdi. Ben de dışarıda bekledim. Belki gözümün ucuyla bakmış olabilirim. Sen şimdi var. Şaka. Tamam. Şaka yaptım. Hiç komik değil. Bakmıyorum. Nasıl geldin buraya ya? Ne oluyor? Saldırı altındayım anneciğim. Günaydın canım. Nasılsın? Hı? Günaydın Nermin Hanım. Aa, ama hanım falan yok. Teyze de, abla de. Hatta anne desen ne kadar güzel olurdu. Buyurun.
Sen ne arıyorsun burada be? Bu ayakkabının sahibi güzel prensesi arıyorum. Gül kedisi. Aynen. Ya sen delirdin mi be? Daha yeni bir sürü olay oldu. Deneyebilir miyim lütfen? Aa, ne yapıyorsun? Bir saniye. Baksana ayağımı rezil ettin beni. Denemem lazım. Olmuşsun diye merak ediyorum. Baksana ayağım ya. Bir saniye. Sen nesin? Ya çıksın ya ürünü. Ya. Rezil oldum ha. Oldu. Sen olsun. Buldum seni. Ne diyorsun be? Seni asla bırakmayacağım. Ölüm bizi ayırıncaya dek. Yavaş. Cinderella benimle evlenir mi? Höst mü? E höst tabii ne ya? Bu masalın sonu da sürpriz sonlu bitti yalnız ha. Sen de deli misin nesin ya? Hayır yani öyleysen söyle de hesaba almayalım seni hiç. Ne deliliği mi gördün? Yani akıllı bir halimi gördün mü desen daha doğru olacak ama... ...böyle çat kapı eve geliyorum falan. Yalnız prensesler öyle konuşmaz. Nasıl konuşmaz? Nasıl konuşuyorum ki ben? Biraz kaba. Nasıl kaba? Geliyorum, gidiyorum, yapıyorum. Hı? Ne diyorsun ya? İşte bunu diyorum. Sarayda böyle konuşulmaz prenses. Vallahi millet bana deli diyor da deli görmemiş. Yalnız yakışıklı çocuk ha. Cavide Hanım gelmeden gitse bari. Niye be? Ne güzel bir tantana daha çıka. Abla, hı? Sen kavga mı seviyorsun? Adrenalin seviyorum ben Neşe. Aksiyon seviyorum. Action seviyorum, hareket seviyorum. Bir koşun haydi. Yürü. Hadi git artık sen zaten niye geldin bilmiyorum ki. Seni merak ettim. Öyle apar topar alıp gittiler. Endişelendim işte. Ben de senin için endişeleniyorum şimdi. Niye? Senin burnunun acısı geçti herhalde. Cinali diyorsun. Ne biçim konuşuyorsun ya? Arkadaşım öyle lakap takma. Kafa atmaktan iyidir Ezo. Hı? Öyle bir çocuk değildir Ali normalde. Yani sinirli anına denk gelmiş. Umarım o da benim bir gün sinirli anıma denk gelmez. Kahvelerin niye? Gidiyor gidiyor Harun Bey. Kahve mi içseydim? Al. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi güle güle. Bir su alabilir miyim acaba? Sen git git. Canına susadın herhalde. Sen bu adamdan niye bu kadar çekiniyorsun? Ya babaannem gelecek babaannem. Ha bir de kötü kalp bir cadımız var tabii. Tamam. Prenses. Görüşürüz. Selametle. Yemek borcunu hala unutmadım. Ha evet. İşim bitince geleceğim. Hepsi bu. Bitti. Ezo?
Alo? Ezo mu? Ne oldu? Ne dedi? Ezo! Ezo! Git kahretsin! Kahretsin! Bu senin son çıkış biletin oğlum. Hadi Arzu. Hadi. Hadi. Yaparsın. Ezo! Hadi. Ezo! Ezo! Kur! Ezo! 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 Ya ne arıyorsun sen burada? Ya sakin ol, boğulacağız şimdi. Dur bir sakin ol, çık. Ya sen niye atladın aşağı, deli misin? Ya beni sıkıntı bastı, atladım. Allah Allah, ben kendime güveniyorum ki atlıyorum. Sen neyine güveniyorsun, atlıyorsun? Boğulacağım, kalacağım şimdi başıma. Anlaşıldı, sen gerçekten delisin. Ben şu kitleme şu haline bak. Sen çok akıllısın sen. Bilmem, belki ben de deliyimdir. Ben çıkacağım şimdi. Delirttiniz beni, prenses. Nasıl çıkacağız şimdi biz buradan? Şu kıyıya yüzelim bari. Yanından ayrılma, boğulacağız şimdi. Başıma kalacaksın ha. Peki. Hadi. Yüz. Hadi bakalım. Kimse yok mu? Bence çok saçmamsın. Ne? Yani kimse yok mu demen. Kimse yoksa yok diyemeyeceğine göre kimse var mı olacak doğrusu. Bak şimdi. Kimse var mı? Bak demek ki yok. Ya kimse yoksa da var diyemeyecek sonuçta. O da doğru. Kimse yok mu? Kimse var mı? Yok. Ne yapıyorsun ya? Ne yapacaksın? Yüze yüze sahile mi gideceksin? Gel hadi. Hadi gel. Kimse var mı? Yok. Oy. Üşüdün mü sen? Kıyafet bakacağım. Kimse yok zaten.
Harun? Sen ne yapıyorsun ya? Harun, sana diyorum, cevap versene. Sen niye önümde diz çöküyorsun ki? Evlenme teklifi edeceğin yüzük yok ya. Evlilik teklif ediyorum çünkü prenses. Ezo benimle evlenir misin? Ezo. Dondu galiba. Açtıralım. Ezo benimle evlenir misin? Ulan ben senin. Ezo. Ezo dur lütfen, lütfen dur prenses, prenses bir saniye bak. Tamam, tamam. Biliyorum ani oldu. Farkındayım ama lütfen biraz sakin. Yüzüme baksana. Bu hayır demek mi oluyor? Hayır. Yani teklifime hayır mı diyorsun? Yok, öyle değil yani. Şey anlamında hayır. Evet mi diyorsun o zaman? Ya ne diyorum ben? Bir şey demiyorum ben. Sen bir şeyler diyorsun, anlamıyorum da ne diyorsun? Ben sana aşığım diyorum Ezo. Ben Ezo'ya aşığım! Çok aşık hem de. Seni ilk gördüğüm günden beri. Kırmızı elbiseli, güzel gözlü kıza aşığım ben. Hemen karar vermene gerek yok. Dilediğin kadar düşün. Evet dersen yüzüğü parmağına takarsın. Hayır dersen başımı atarsın. Düşünecek misin söz mü? Duyamadım. Tamam düşüneceğim ya. O zaman? O zaman sen hadi git. Sen? Sen beni bir bırak. Beni bir bırak, sen bir git hadi. Gidiyorum o zaman. Gidiyorum. Ama buralardayım, şirkete gidiyorum. Evet diyene kadar peşini bırakmam prenses. Çok aşığım. Görüşürüz prenses.
İşime dönmeliyim. Akşam uğrarım. Ezo. Hoş geldin. Parmağında yüzük yok. Bana birkaç saniye ver bu hayal kırıklığını atlatmam için. Ya yani yok desem hemen atlatacaksın öyle mi? Bak şimdi. Hayır demeyeceksin ki. Ne biliyorsun ya? Ben seni sandığından da çok tanıyorum Ezo. Doğru diyorsun gerçi. Arşivi bile biliyorsun. Daha da fazlasını biliyorum. Aklından geçirdiklerini, kalbinden geçirdiklerini. Mesela buraya niye geldiğini bile biliyorum. Yüzünden anladım. Ya Harun ben o gün yemek için... Senin suçun değildi. Bunca yıllık ilişkisini saklayan annemin suçuydu. Tabii bunu tatsız bir şekilde bize gösteren babaannen de pek de masum değil. Ama bunun ne seninle ne de bizimle ilgisi yok. Ya olsun ben yine de babaannem adına çok özür dilerim. Kimse adına özür dileme. Ali Bey, şey hastaneme ulaşamadık. Başka bir hastaneye nakil olacaktı. Arayıp öğrenseydiniz ya hastaneden. Konuştum ama nakli olmamış. Yani taburcu olmak istemiş direkt. Telefonu falan vardır bir yerde. Bulun bağlayın hadi. Tamam Ali Bey. Ne içersin? Otursana. Kendi şirketin gibi. Ben ne yapsam Ezo beni sevmiyor, tamam mı? Ne yapsam görmüyor beni torunun. Ağzımla kuş tutsam olmuyor yani. Ya ne yaparsam yapayım benle evlenmeyecek Ezo. Madem benim olmayacak, ne hali varsa görsün diyorsun yani. Kendi hayatını mahvetsin. Atsın kendini ateşe, yaksın öyle mi? Senin sevgin bu kadar mı bencil diyorum? Sen kendin için mi Ezo'yu sevdin? Kendine kadar mıydı senin sevgin? Yüzüğü ne zaman görürüz bu narin parmaklarda? Var mı bir süresi? Ne süresi ya? Kredi mi çektik, son ödeme tarihi mi var? Neyin süresini soruyorsun sen? Tamam, süresiz. Karşılıksız kredi. Seni ömür boyu beklerim ben. Ama yaşlanmadan olursa daha iyi olur. Yani senin güzelliğin karşısında yakışıklım gitmesine. Ay sen kibirden şişip patlamadan ben gidiyorum ha. Ezo sana çok aşık. Geçmiş olsun güle güle.